Çıkkov diyor Kuna herhalde. Değişik bir şeye benziyor yumurtasından anlaşılacağı üzere. Abi. Abi bu ne? Abi yürüyüşe bak. Merhaba arkadaşlar, Bebek Olsun'dan Serdar. Bugün sizin mod tanıtımlarında mutant hayvanlar modunu inceleyeceğiz. Bu modda bayağı da bir geniş böyle hayvan kitlesi oluşturmuşlar. Şöyle ki mod başka bir mobla, başka bir canavarla başka bir hayvanı karıştırılmış, ya da canavarla hayvanın, ya da ne bileyim villager'la mesela inek falan yapmışlar adamlar, değişik. Tek onlarla değil, kalmamışlar chicken chest tarzında ve block of random tarzında bir şeyler daha yapmışlar. Bakalım böyle yapılıyor. Block of random içinde random or denen bir şey lazım. İşte bu da modun eklediği şeylerden birkaç tanesi. Şöyle bir modun eklediği şeyleri tekrar tekrar bakalım. Şuraya neden öyle bir şey yazdıysam. Şunları ekliyor bakın. Robby denen bir şey ekliyor. Robby zaten şey demek. Emin değilim. Şeydi galiba. Hatırlamıyorum şu an, evet. Normalde modlarda bayağı çıkıyordu karşımıza ama şu an adını hatırlayamadım. Neyse. 4'ten itemlarımız var, evet. Gördüğünüz üzere 4'ten bir sürü itemimiz var. Hani normal altından hepsi 4'ten yapılmış. Bakalım. Yapımları normal. Buraya 4 ya da pozla koyabilirsiniz, fark etmez yapımları. 4 koyarsanız tabi daha ucuza gelecektir. Tahtadan bir tane daha iyi. Tahtadan bir tane daha iyi. Bakalım dayanıklılığı da öyle mi? Ben onu her zaman böyle şeyleri araştırmayı severim. Tabii ki de 2 vuruşta kırılıyor arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz zaten bunlardan? Bakın şu domuzu bile kesemem belki. Kırıldı, evet. İki vuruşta. Gidiyorlar ama yani kullanılabilir mi? Hayır, tabii ki de kullanılmaz. Ama şunları giyeceğim üstüme. Verdiği zırh değeri de bu. Hani 4 sonuçlarını bekliyorsunuz. Evet. İki tane değişik item'ımız var. Bu zaten bir oyundan bilirsiniz belki oyunun adını. Böyle Android'de bir oyun, zıplamalı bir şey. Ona benziyor. Ben aynısı belki de. Bilmiyorum. Bu da köylü, fırlatılabilen köylü. Bombası gibi bir şey. Güzel ya ikisi de. Şimdi hemen buradan bir almaya başlayalım şeylerimizi. Itemlarımızı diyelim. Ya da moblarımızı mı diyeyim. Ne diyeyim bilemedim. Diamond bir kılıç. Evet, game modda hemen girelim game moda. Şimdi hemen tanıtmaya başlayalım. Öncelikle uçan domuz. Domuzu yarasayla birleştirmişlerdir büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım öyle mi? Option standı, video settings standı. Bunlar zaten hepsi böyledir ama nedense değişik bir kasmaya sahibim. Uçan bir domuz. Görüyorsunuz domuz bildiğiniz hani uçuyor. Abi yakalamam lazım seni. Neredesin? Gel. Domuz sesi çıkartıyor ha. Öldü. Niye bu kadar kasıyor emin değilim. Flying slime, uçan slime. Bildiğiniz uçuyor bu. Öldürünce de yarasa sesi çıktı. Evet, değişik. Rabbit pig. Bu tavşanla domuzun birleşmesiyle oluşan bir şey. Çok değişik ya. Ayaklara bak. Gel, o ne lan? Evet, bir tekstür hatası sonucunda oluşmuş bir şey galiba. Evet. O da öldü zaten. Spawn Craters, yani Craters spawnlamak için. Bu neymiş Craters, ilk defa diyorum böyle bir şey. Modun eklediği bir mob olmalı. Uysal bir mobmuş, bize zarar vermiyor. Böyle görebiliriz herhalde. Tipe bak. Ayaklara bak abi, nasıl yürüyorsun sen. Ve Blaze sesi çıkartıyor. Koşuyor falan. Yani Blaze sesi çıkartıyor, gördünüz. Weird Spider. Bakalım örümceklerden korkarım ama Weird nasıl olur bilmiyorum. Gerçekten merak etmişim ben burada. Merak ettim bayağı ya. Bakalım. Evet, geldim. Örümcek. Korktum lan. Çok değişik geldi bir anda. Bu ne abi? Ayaklar falan hareket etmiyor. Çok değişik ya. Öl. Öl hemen. İğrenç lan. Domuz uçuyor. Domuz. Domuz. Öldü ha. Bir de şişman tavuk.
Ne ya? Abi kanatlara bak. Bir de bayağı şişmansın sen. Normal tavuk. Şurada bir yerde. Şu bu da. Bu hani bayağı koyun kadar bir şeysin sen. Öldüğünde içinden et. Bunların içinden bir şeyler düşüyor ama. İki tane mod karıştığı için şu an düşmüyor arkadaşlar. Sorun bende yani. Normal indirseniz. Düşecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Düşecek ya büyük ihtimalle diye bir şey yok yani. Kesin düşer. Evet şuradan. Devam edelim almaya. Squid ile Blaze'in karışımına bakalım. Normal aslında bir Blaze'e benziyor değil mi? Bildiğim Blaze bu ya. Acaba ölecek mi bakalım dışarıda suya yakın değil ölecek mi acaba? Yo, ölmüyor da. Vurmuyor da. Ay sallayacaktı sanki. Neyse değişik. Yani ateş de çıkmıyordu bu arada onu da söyleyeyim çünkü Squid olduğundandır büyük ihtimalle. Cookie Monster. Bu canavar bildiğim bu şey. Ana! Bunun çizgi filmi vardı hatırladım şimdi bak. Cookie Monster. Zombi ses çıkartıyor. Yanmıyor ama. Öldü. Slime Sheep. Yani slime'la büyük ihtimalle slime'la koyun şey birleştirmişlerdir. Farka bak abi. Abi yeşil. Ve değişik bir şey yani. Hani yapışmış gibi bazı yerlerine. Güzel bir. Dokusu var. Öldürüyorum. Öldürüyorum. Öldürdüm. İçinden ne çıkar bilmiyorum. Battleship savaş koyunu. Bu mu savaş koyunu abi? Yüzü yok bunun. Yüzü burada. İki başlı şey oldu hiç mi savaş demişler. Ne yani bu? Değişik duruyor yani. Hasar da vermiyor savaş koyunusun ama. Öldürdüm bunu da. Chikov. Ne bu? Chikov. Chikov diyor okunuyor herhalde. Değişik bir şeye benziyor. Yumurtasından anlaşılacağı üzere. Abi. Bu ne? Abi yürüyüşe bak. Tavuk ses çıkartıyor. Kollar falan var. Ayaklar tavuk. Yukarısı şişman tavuk. Kafası inek. Ağzı koy şey tavuk. Kollar zaten ayrı bir cumhuriyet kurmuş orada. Öldüm dedi. Hiçbir ses çıkarmıyor. Değişik ya. Değişik. Very weird pig. Aslında modun adı Very ne bakalım neymiş modun adı? Weird Things mod. Weird'in anlamını bilmiyorum herhalde. Bakarım ona da. Evet. Ama ben mutant koydum yani modun adını Türkçeleştirerek. Very weird pig. Bakalım neymiş. Oğlum lan bu ne? Abi hareket ediyor. Tek tabii o dikkatimi çekti zaten orada. Bu nasıl bir yürüyüş tarzı lan? Koş bakayım. Öl. Öl. Onu da öldürdük. Yani mod böyle değişik hayvanlar spawnlayabiliyor. Sonuçta mutantlaştırıyoruz yani. Bu şey böyle devam edelim buradan. Ender Villager kalsın lan şimdilik neyse. Constantly Turning Pig. Sürekli dönen domuz gibi bir şey anlamı. Bunun çocuğu da var arkadaşlar. Hepsinin çocuğu var aslında. Göstermeyi unuttum. Bebekleri oluyor hepsinin yani şöyle. Wow. Party hard. Party hard. Öldürdüm dedi. Baya hani dönüyor yani düşerken de falan. Bakın bakın. Bir öl bakayım. Yerde falan kıvranıyor. Biz takalım burada ya. Ben sizi sevdim. Senin çocuğun olsun iki tane. Scale pig. Skeleton'la büyük ihtimalle domuzun birleşmesidir. Yanmıyor mu diyecektim. Bayağı bir iyi şekli vardı. Bir gece yapalım. Ops. Hemen bir gece bakalım şuna. Evet şekli böyle oluyor. Hiç de fena değil. Hemen sabahımıza geri alalım. Squid Cast. Squid Cast ne? Bak bak şimdi ben dikkatli okuyunca aklıma geldi. Squid'den Cast mı? Abi bu ne? Ateş ediyor musun? Ananı. Bildiğin normal ateş ediyor bu ya. Gözler kırmızı falan oluyor. Yuh. Çok değişik. Squid'den gas mı olur abi? Ay. Ya buraya. Bayağı da iyi vuruyor ha.
Normal gaz gibi aslında da. Nether'da falan mı çıkıyor acaba? Normal hayatta çıkıyor bunlardan. Hemen dönüşelim, şunu da bir keselim orada uçmasın ha. Bunu mu kesem? Yok, bunu en son saklıyorum. Onu en son saklayacağım. Gel buraya. Öl. Öldü ve içinden bir şey düşmüştür illaki ama şey bozuk dedim mod. Pig villager mı? Domuzdan villager mı? Evet, bakalım nasıl bir şeymiş. Ana. Tipe bak. Tipe bak. Senin çocuğun var mı? Var lan. Küçüğü de var bir de bunun. Dur bakayım. Bunları inceledik, bunları inceledik, bunu inceledik. Alışveriş yapılabiliyor mu diye bakacağım. Ana. Yapılıyor. Sen ne yapılıyor? Kömürle mi yapıyorsunuz alışverişi? Ya abi çok iyi bu. Bunu abi 10 tane kömüre dayanıp mı veriyorsun? Sevindin değil mi? Ben olsam ben de sevinirdim oğlum. İlerlemiyor ama çıkma yok bunda. Başka bu kadar sadece alınıyor. Özelliği buymuş bunda. Güzel. Onda da bir ihtimal öyledir. Kütüphanesi, o da kitaplık satıyordu. Güzelmiş. Bazen çok kazık yiyebiliriz ama sonuçta kömürden ne kadar kazık yersiniz ki. Bir de bunun kovu varmış. Ana. Kov villager'da böyle bir şeymiş. Bunun senin çocuğuna bakabilir miyim? Dur buna bir şey oluyor. Bir dakika, bir dakika. Sana ne oluyor? Bakalım. Bunun da çocuğu var. Bakalım senin alışveriş neymiş? Kitap karşılığında et. Et karşılığında chainbot. Güzel. Sonuçta ete bağlısın siz de değil mi? Tamam. Bunu anladım ben. Bunlar ete bağlı arkadaşlar. Ender villager. Bakın arkadaşlar villager normal ama 40 canı var ve ışınlanıyor. Bunu söyleyeyim yani size. Çünkü ışınlandığından göremiyoruz şu an. Bunları da böyle koyalım. Sonlar zaten bunlar. Chicken gas da var. Flower pick. Direkt çiçek var üzerinde ve direkt indiriyorlar. Kendi soyunu şey yapıyorlar ya. Tüketiyorsunuz. Bir inceleyeyim şu hayvanı ben. Bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Evet. Burada da iki tane gülü olan değişik mal bir domuz. Hani. Villager Ghast. Komik gözüküyor. Gerçekten de az önce bakmıştım. Komik gözüküyor bu. Abi şu buruna bakar mısın? Bunun nasıl ateş ettiğine bakmamış şu ama. Çok yakına da girmeyelim. Gözler kırmızı oluyor bak. Havada kaldı ama bak. Bunun topları çalışmıyor. Bunun toplarında sıkıntı var. Neden? Herhalde şeydendir, map'tendir. Ah be. Öl bakayım. Öldüğünde de ses çıkıyor. Villager Ghast'a baktık. TNT Creeper. Normal Creeper. Patlattığımda da. Ay. Yeri hasar vermiyor ama normal olarak hasarı yüksek diye biliyorum ben. Evet. Ultra Witch. Bakın her şeye vuruyor, her şeye. Önüne gelen her şeye vuruyor bu. Ve bazen pigment falan da yaratıyor. Bakın her türlü şey atıyor. Sürekli hiç durmadan atıyor. Normalde bu kadar seri attığını ben bilmiyorum. Öldürdü. Koyuna da dalıyor. Bakın her şeye, önüne gelen her şeye dalma şeyine sahip ve 26 canı var. Biraz zor ölüyor. Öldüğünde de içinden herhalde bir şey çıkıyor. Oo, canı nasıl doluyor bakın bakın. Bu nasıl bir regendir? Oo, 4'lü regenliyor. Yuh. Ork'la öldürmek neredeyse imkansız gibi bir şey o zaman. Villager Wither. Tamam, son güzellere geçmişiz. O zaman bir Flying Squid'e bakalım. Uçan şey. Squid. Bakın nasıl kesiyorlar. Ondan ne istedin lan? Ondan ne istedin? Öl. Tamam. O da böyle bir şeyler işte uçuyor. Yarasayla birleştirmişler. Chicken Ghast. Evet abi. Uçan bir tavuk. Ve bu da ateş ediyor baya. Bildiğiniz böyle. Evet bakayım bir tane. Gözleri görseydik iyiydi ya. Gel buraya hemen. Gel hemen buraya. O tavuk sesini sana çıkarttırmam. Öldü o da. Evet son
Çıkın gazetede baktık ve Villager Wither gerçekten hani modun en iyi şeylerden bir tanesi olmuş. Bakın. Bunu öldürmenin bir yolu var. Bu da fırlatılabilir villager olması lazım. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Biraz pahalı olabilir ama verdiği hasar çok yüksek. ...3-4 isabetli atışta öldürebiliyoruz abi. Bakın. 1-2-3 atışta villager'ı, yani Wither normal 3 atışta öldürebiliyoruz. Bu da o oyun şeyi. Bu da şey işe, ne işe yarıyor diye sorarsanız, şu işe yarıyor. Mesela normalde böyle bir canlı duruyor, gördünüz. Böyle değişik işlevlere sahip. Mesela bir domuza pik yazalım tabi. Normal pik ama normal. Milyonlarca pik olduğu için domuz adamı dönüştü mesela. Böyle şeyler yarayabiliyor. Ya yıldırım etkisi veriyor daha doğrusu. Bir de güç veriyor birazcık da diyebiliyorum ben. Öyle miymiş? Bir çık bakayım şu kenara. Hayır, güç vermiyormuş ama ben öyle görmüştüm sanki bir kere daha baktığımda. Bir de son bir şey daha bakacağız. Burada TNT'de Giant TNT nasıl bir patlama etkisi veriyor ona bakacağız. Çok fazla yani, onu söyleyeyim de. Normal TNT'den farkı yok ama yapımı da gözükmüyor. Evet. Uf. Çok fazla patlatıyor. Son dibine bir tane daha koyalım. Hatta şöyle öldüreyim. Bir tane daha koyuyorum. Nasıl bir hasara bak, gel bakın yani. Bir de böyle araları da açıyor, değişik bir yapıya sahip oluyorlar. Böyle bir TNT bu da. Bot atımda bu kadar arkadaşlar. En az 700 dakika sevinirim. Çünkü hani zaten 700 dakika kanalım için az da sizde fazla şey yapmak istemiyorum. 700 dakika gelirse çok güzel olur. Geçerseniz zaten ben coşuyorum. 800-700 arası değişen bir like sayısı atarsanız sevinirim. Yorum atıp videoda paylaşmayı unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.